Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz. Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'imizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Onur, merhabalar. Merhabalar Ercüment, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Bugün biraz yabancı olduğumuz branştan bir konuğumuz var. Umarım biz de bir şeyler öğrenebiliriz. Evet, bu kış hallolacak, o iş hallolacak. Umarım bakalım. Kimdir bugün konuğumuz? Bugünkü konuğumuz Murat Meto, yüzücü. Bakalım belki güzel tüyolar alırız. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Ne var ne yok? Nasıl geçiyor hayat? Çok iyiyim. Yarıştan yarışa. Sezonun son iki yarışı işte Aqua Masters, Bodrum, Marmaris Göçek. Antalya'dayım. Burada bir yarış vardı geçen hafta. Yarın da Bodrum'a gidiyoruz. İşte Kasım 6'da İstanbul'a dönüp bir hafta falan dinlenmeyi düşünüyorum. Bu yarıştan yarışa koşturuyorsun gerçekten. Hepsine. Abi bir dinlesek senden, Murat Meto kimdir, normal hani yarışların dışında ne yapar ne eder, günlük hayatında ne iş yapar? 49 yaşındayım, futbol oynadım zaten. Yani bu kadar çabuk adapte olmamın sebebi de altyapıda sporculuk var tabii ki. Futbol hayatım uzun sürmedi, 3 kere sakatlandım, ara vere vere 3 kere yenden geri dönmeyi denedim ama olmadı. En son 28 yaşında bırakmak zorunda kaldım. Sonra yine bir amatör denemeler oldu ama onlar biraz zevk, keyif içindi. 2004-2005'te tamamen bırakmak zorunda kaldım. Çünkü artık diğer sakatlıklarım da başladı. Ondan sonra bisiklete yöneldim birazcık. Bel fıtığı, bel kayması bu sefer bisiklete de izin vermedi. 2012-13'ten sonra spor hayatım tamamen bitti. 2017'ye kadar. Buraya kadar böyle kısaca bir özetledim. Yani 5 sene spora ara verdin sakatlıklardan dolayı anladığım kadarıyla. Arada da 1-2 seneler oldu. Futboldan kopunca biri bisiklet oldu, biri başka bir şey oldu. Yine koşuyordum falan. Menisküsüm olmasına rağmen düz asfalt zeminde koşabiliyordum. Kendimi eğlendirebiliyordum. Yani çok çok üzülmüştüm çünkü yani aktif spor yapamadığım için. Bu 5 sene zaten sizin de daha önce konuşmalarımızda gördüğünüz gibi 90 küsür kilolara kadar çıktım. Sıfır spor hayatı içinde. En son 2016-17'de yeniden bir şeyler yapmak istedim. Zaten bel fıtığı ve bel kayması beni yani yürüyemez hale getirmişti. 2 hafta bir hastanede yattım. Hiçbir çözüm olmayınca oradaki araştırmalarımda bana en iyi gelecek sporun yüzme olduğunu öğrendim. Bir havuza kaydoldum. 3 yıl parasını da peşin ödedim. Caymayayım diye. Daha kayıt olur olmaz. Ama bir yıl sonra o kadar gelişim oldu ki o spor salonu bana sponsor olmaya karar verdi ve benim 2 yıllık paramı geri iade etti bana. Vallahi harika bir hikaye olmuş gerçekten bu. Yani aslında işte, şu yani kısaca anlatıyorum şu an. Hayat aslında sana böyle spor yaptırmamak için direnmiş, sen de hayır yapacağım diye daha çok direnmişsin gibi. Aynen, aynen öyle oldu. Sence bir erkeğin hayatında böyle konular, bir kız kelimesi geçmeden olabilir mi? Kız arkadaşımdan ayrıldım. Kız arkadaşımdan ayrıldıktan sonra normal şey yapamamıştım. Ondan sonra çocukluk hayalim motorumu aldım. Sonra çocukluktan beri yapmak istediğim dövmemi yaptım. Her şey 30 yaşından sonra oldu bende. Şu an vücudumda 11 tane dövme var ama 30 yaşıma kadar vücudumda dövme diye bir şey yoktu. Yani ondan sonra yüzmeye başladım. İlk
20 havuzum 21 metre. Sadece karşıya gittiğimde nefes nefese kalmıştım. Yani sıfırdan başlamış gibi düşünebilirsiniz. Kaç senesi abi bu arada? Bu 2017'nin başı Mart. Yani 5 sene yaklaşık. Evet, 2017'nin orada 3 ay boyunca tur sayarak, saatten haberim yok, pace'ten haberim yok, hiçbir şey bilmiyorum. Kendi halimde havuzda yüzüyordum. Yaz geldi, bizim spor salonunun havuzu üstü açılıyor. Bu üstü açıldığı an yukarıdaki, üst kattaki koşu bandındaki insanlar yüzenleri görebiliyorlar. Ben de orada yüzüyorum. O koşu bandında olanlardan bir tanesi şu anki sponsorumun genel müdürü. O beni orada görüyor. Ben orada yüzüyorum, o orada koşu bandında yürüyor. Bu yüzmesine şaşırırken ben aşağıda bir saat yüzünce adamın çok ilgisini çekiyor. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyor, hikayemi dinliyor. Sonra gelip beni buldu. Bana dedi ki, ben sana dedi sponsor olmak istiyorum, seni desteklemek istiyorum. Yüzme yarışlarına katıl. Yüzme yarışı ne? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hani yüzmeyle ilgili hiçbir bilgim yok. Arada sırada olimpiyatlarda havuz yarışlarını seyrediyoruz, o kadar. Ondan sonra bana dedi ki, senden sadece bir şey istiyorum. Katıldığın yarışları iyi seç. Sadece yarışı bitir. Sonuncu bile gelebilirsin. Hiç önemli değil. Ben senin tüm hikayeni buradaki arkadaşlardan öğrendim. Buraya geldiğinde hani yürüyemeyecek haldeymişsin. Her yerini arıyormuş ama 6 ay içinde bu kadar büyük bir gelişim falan. Böyle güzel beni motive etti. Tek istediği benden yarışları bitirmemdi. Ben de o zamana kadar hayatımda 1,5 kilometreden uzun yüzmemişim. Aqua Masters Burgazada Gökçeada yarışı vardı 2018 Temmuz'da. Ve İstanbul'da. Ben de ona kaydoldum. Direkt 3 kilometre yarışına. Daha 1500'den uzun yüzmüşlüğüm yok. O yarışa katıldıktan sonra her şey değişti bende. O atmosferi gördüm. 700 kişiyle birlikte suya atlamak. 3 kilometre yüzüyorsun. O yarışı bitirdiğindeki adrenalin, mutluluk, yani müthiş bir şeydi. Ondan beri herhalde hiçbir yarış kaçırmadığımı düşünüyorum. Belki çok küçük yarışlar vardır arada boşluk. Benim aslında en çok merak ettiğim, bu televizyonlara da çıktın herhalde şu Mersin'deki yarış mı? Yok, Alanya. Alanya. Kırık ayak mevzusunu diyorsun. Evet evet, motosiklet oraya giderken küçük bir kaza geçiriyorsun değil mi? Pası sana atayım, ondan biraz bahsetsen, çok ilginç bir hikaye çünkü. Tamamdır. Ben o yarışa ve ondan sonraki birkaç yarışa kadar bu işi demin de sizin duyduğunuz gibi zevk için, sponsorumun beni sadece git yarışlara katıl, sonuncu bile gelsen önemli değil. Ben sadece senin orada o yarışı bitirdiğini görmek istiyorum motivasyonuyla gittiğim için bütün yarışlara motorumla gittim. Yani tamamen işin eğlencesindeydim. Bütün Aqua Masters yarışlarına, Bodrum neresiyse, İstanbul'dan atlayıp motorumla gidiyordum. 1,5 yıl böyle geçti. Ondan sonra bu Aqua Masters yarışıyla Ocean Man yarışı arka arkaya bir hafta arayla olunca ben bütün yarışlara kayıt oldum ve benim asıl hayalim olan maraton yüzücüsü olma şansımı o Alanya'da kullanmak istedim. Çünkü 10 kilometre yarışı Türkiye'de o ana kadar hiç yoktu. Alanya'da Ocean Man 10 kilometreye kayıt oldum. Hayatımda daha önce 5 kilometre bile yüzmüştüm yok. Şey değil mi bu arada, hani maraton yüzmede maraton mesafesi 10 kilometre. Evet, 9900 bile maraton sayılmaz. 10.000 maraton yüzücüsü olursun. Evet. 10.000'in üstünde yüzdüğünde de ultra maratona girer. Kanosuz, teknesiz yüzemezsin. Yani şey olmaz. Federasyon izniyle olmaz. Dışarıdan anladım, beslenmen gerekir. Anladım. Ondan sonra ben bu yarışlara kayıt oldum. Sabah 7 annemle vedalaştım, yola çıktım, 300 metre sonra kaza, ayağım kırıldı. Tabii ben yerde yatıyorum, çocuklar gibi ağlıyorum filan. Amcamın mahallem olduğu için amcamın oğlu da geldi, güvenlik görevlisi o sırada elimi tutuyordu, bana çok destek oluyordu. Amcamın oğluna demiş ki, yani bu çok canı yanıyor herhalde, baksana hani çok ağlıyor abi demiş. O da demiş ki, yok, canın acıdığını ağlamıyordur, o yarışa katılamayacağını ağlıyordur.
Hastaneye gittik. Ayağımı alçıya aldılar. Eve döndüm. Annem halimi anladı zaten. Hadi git dedi. Başka hiçbir şey. Göz göze geldik. Hadi git dedi. Hemen bilet aldım. Koltuk değnekleri aldım bir şeyden. Bu medikallerden. Amcamın oğlunu aradım. Beni havaalanına bıraktı. Daha ayağım kırılır 6-7 saat olmuş. Oradan maraton, özür dilerim, Aquamasters yarışları için Marmaris'e gittim. Tabii o sırada benim bu arada yüzme fikri yok aklımda. Ben sadece bu, hani yüzemiyorum ama o atmosferin içinde olmak istiyorum dedim kendi kendime. Marmaris'e gittim. Orada Aquamasters'ın genel müdürü sahibi Selçuk abi gördü beni. Çok hoşuna gitti. Beni onur konuğu yaptı. Kırık ayağıyla gelmiş falan. Orada iki yarışı seyrettim. Oradan da Alanya'ya geçtim. Ve bunların hepsi koltuk denekleriyle oluyor. Ve sırt çantam falan. Tek başımayım. Alanya'ya gittim. Alanya ekibi de benden haberdar oldu. Tabii onlar hala benim bile haberimin olmadığı bir şey. Yani yüzmeyi düşündüğümü düşünmüyorlar, bilmiyorlar. Oraya gittim, tanıştık falan. Onların da hoşuna gitti oraya gitmem. Şöyle düşündüm. Ya yüzemez miyim? Yani neden yüzemeyim ki? Ayak vurmam. Ben dedim bu alçıyı kestireyim. Plastik alçı yapayım. Hani suça emmesi tamam. Canım yanacak, ağır olacak ama en azından suyu emmez. Ve ayağım bir şey. Onu belime değil de ayağıma bağladım dedim. Kırık ayağımı biraz havada tutar. Kafamda kurdum böyle. Ondan sonra ama bunu gerçekleştirmek için doktora ihtiyacım var. İzin vermesi gerekiyor. Hastaneye gittim Alanya'da. 4 tane ortopedist vardı. Oradaki görevli kıza dedim ki, kardeşim dedim, bu doktorlardan hangisi sence en insancıl, espiritüel filan, insan halinden anlayan? Bana 2 tane doktora gösterdi. 2 doktorun kapısının önünde böyle çocukken sayardı ki o filan diye. Öyle saydım, hangisi denk gelirse ona girdim. Durumu izah ettim. Hocam dedim, ben yalandan kahramanlık peşinde değilim. Şu ayağıma bir bak. Ben bu ayakta yüzebilir miyim? Senden bana bunun net cevabını vermeni istiyorum dedim. O da halimden anladı. Şu anda da görüşüyoruz. Daha dün bile görüştük. 3 yıl geçmesine rağmen. Yani ona çok büyük şükran borcum var yani. Alçımı kırdı. Tekrar röntgene yolladı. Kötü bir sürpriz. Ayağımda 2 kırık varmış. Bir de değil. Yani İstanbul'daki hastane beni o yanlış alçıya almış bir de ayağımı. Doktor bana dedi ki, oğlum dedi, ben bu ayağı 90 dereceye sabitlersem, sen de hiç ayak vurmadan yüzersen bunu yapabilirsin dedi. Tamam dedim, tamam dedim ama tabii yarışın içinde daha sonra söyleyeceğim yani ister istemez vurdum ayak. Çünkü o saate kadar beyin alışmış ya ayak vurmaya. Otomatik olarak, refleks olarak gittiği için biraz orada bir 6-7 kilometrede falan bayağı bir zorlandım. Neyse, doktor ayağımı alçıya aldı. Plastik alçıyla sardı ve bana rapor verdi ve ben Ocean Man organizasyonuna gittim. Raporumu gösterdim. Hepsi şok oldu tabii ki. İlk önce hiçbir şey yoktu. Sonra bunlar böyle uzakta ben gördüm. Aralarında bir şey konuşuyorlar. Parantez içinde tabii ki bu yaptıkları için onlara hak veriyorum. Çünkü yani organizasyonun ve bir sporcu sağlığını da düşünüyorlardı. Geldiler bana, ya bu raporda spor yapabilir yazıyor ama yüzebilir yazmıyor dediler. Yani beni yüzdürmek istemiyorlar. Bahane uyduruyorlar raporumda olduğu için, sonuçta devlet hastanesi. Ben aldım o raporu, tekrar hastaneye gittim. Koltuk denekleriyle, parantez içinde bunu unutmayın. O günün sonunda kolumdaki saat 13.550 adım göstermişti. Koltuk denekleriyle. Ve ertesi gün 10 kilometre yüzeceğim. Tekrar hastaneye gittim. Tekrar aynı doktora, bu sefer yüzebilir yazısı yazdırdım. Tekrar Ocean Man'e gittim de bu sefer ne dediler biliyor musunuz? Yüzebilir yazıyor ama yüzme yarışmasına katılabilir yazmıyor. Baya baya yokuşa sürmüşler. Sen de inanmıyor Aynen, yokuşların aynen. Ve tekrar cumartesi kaldı. hastaneye gittim. Bu sefer doktor orada yoktu. Evine gitmiş tabii, nöbetçi doktor var. Onu kendisine ulaştım. Sağ olsun, diğer nöbetçi doktor da o raporun altına imzasını attı. Bunlar yani az iş değil yani. Başıma bir şey gelse sorumluluk alıyorlar.
En son ben bu raporu aldım ve organizasyona gittim. Bunlar kabul etmekten başka çareleri kalmadı. Yine bir parantez, şu an onlarla çok iyi arkadaşım hepsiyle. Daha sonra Odessa'da da onlarla birlikteydik. Daha sonra bir dahaki yılki organizasyonda onur kanıtları oldum. Benim adıma slot açtılar ve 40 kişiye %45 indirimle katılım sağladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bana dediler ki 5 kilometreyiz. Yani artık başka çareleri yok yani. 10 yüzme de 500. Yok dedim ben, yani 10 yüzeceğim. Ben buraya 10 yüzmeye diye geldim. Bu benim hayalim. Ve onlara da aynı kelimeyi söyledim. Bakın dedim, ben sizin derdinizi anlıyorum. Ama ben yalandan kahramanlık peşinde değilim. Evet, bana deli Meto derler ama ben mantıklı deliyim. Canımdan öte daha önemli bir şey değil. Yapamadığımı anladığım an el kaldırırım ve gelir tekne, kano beni alır çıkarım. Sıkıntı yok. Ama dedim ben 10 yüzeceğim. Bu konu böyle kapandı. Onlar bana evet demediler. Ben de yine şeytani planlarımı yaptım otelde tabii ki. Yarışın canlı yayınlanacağını biliyorum ya ertesi gün TRT'den. Son ana kadar sabah ortalıkta gözükmedim. Canlı yayının başlamasını bekledim. TRT canlı yayını başladığı an, hani çirkeflik yapamayacaklar ya canlı yayın ortasında. Ben kendimi attım kumsalda şeyin ortasına, 10K'cıların arasına. Bonemi de giydim. Bu 10K bonesi de farklı. Eğer bonemi taksaydım anlaşılacaktı. 5K rengi farklı, 10K farklı. 10K bonesini taktım. O sırada kulübüm Sasfit'ten 4-5 arkadaş vardı. Onlar da benim etrafımda bir yuvarlak kurdular. Beni araya hapsettiler. Yarışın başlamasını bekledik. Ama herkes tabii, yani sesler yükseliyor. O bu ne filan, koltuk değnekleriyle fark ediyorum ben ama hiç ses çıkarmıyorum tabii ki. Sonra yarış başladı. Ben koltuk değneklerini attım. Seke seke kendimi suya bıraktım. Bu sırada dün bir gün önce bana yaptırdıkları o hani hastaneler git gel git gel mevzusundan dolayı ben bir finki kaçırdım ya. Ben zannediyorum ki 10 kilometre nasıl yüzeceğiz? 5 kilometre bir yere gideceğiz ve geri geleceğiz. Ben bir finki kaçırdığım için rotomata hiçbir şey bilmiyorum. Dubalara bakıp yüzeceğim kafamda. Ve bir de şunu da hatırlayın. Bu 2019 senesi ve ben hiçbir yani tecrübe sahibi değilim yüzme hakkında. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Normal yani yoldan geçen bir adamın ikinci, üçüncü yarışı gibi düşünün. 5 kilometre bitti. Döndük o Alanya Kalesi'nin etrafında. Bir baktım insanlar karaya çıkıyor. Ben anlayamadım ne olduğunu. Ya ben 10 kilometre mi yüzdüm? Ne çabuk bitirdim. Bravo falan düşünüyorum. Ama ondan sonra bir baktım o karaya çıkan insanlar geri dönüp tekrar suya atlıyor. Anladım ki burası 5 kilometre istasyonu. Ben nasıl karaya çıkacağım? Ayağımda alçı var. Ondan sonra elimi kaldırdım. Oradaki insanlara gelin gelin yapıyorum. Böyle bir şey onlar da anlamıyor. Yüzücü niye böyle bir şey desin? Gelin gelin diyorum, kimse gelmiyor. Yattım yere. Kırık ayağımı kaldırdım ayağa. Alçımı gördü çocuklar. Koşa koşa beni suyun içinden aldılar. Beni kucakta taşıyorlar. Bir tane kız da beni besliyor, enerjili veriyor. Beni tekrar suya attılar. İkinci 5 kilometreye başladım. İlk 5 kilometreyi o ayakla bile 2 saatte bitirdim. Ama ikinci 5 kilometre 2 saat 47 dakika sürdü. Son 3 kilometresi yani düşündüğüm zaman bile akıl erdiremiyorum ben nasıl yaptım diye. Çünkü işte dediğim gibi ayağım da çok ağrımaya başlamıştı. Sonra hep kendime dedim ki ayak vurmak yok, ayak vurmak yok, sabit tut. Son 2 kilometre karayı gördüm. O sırada bir gün önce kulübümün işte başkanı Serdar beni çok motive etmişti. Abi sınır ancak sensin. Sınır ancak sensin. Beni öyle bir motive etti ki o son 2 kilometre sadece bunu düşündüm. Sınır ancak benim. İstersem yaparım. İstersem yaparım diye 4 saat 57 dakika 40 saniyede şeyi bitirdim. 10K'yı. 10K'yı bitirdim. Tabii ki koşu mesafesi bazı yarışlarda kumsal uzun ya. Orada da 30-40 metre. Bu sefer benden haberleri oldu. Zaten bütün yarış boyunca TRT drone'u benim tepeme vermiş. Ben anlamıyordum bile o zaman. Vız 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 bir şey var ama anlamıyordum yani. Ve cutoff süresi de 4 saat 30 dakika 10 kilometrelerde. Yine daha sonradan öğrendiğime göre
Oceanman'in CEO'su. Ben dedi bilgisayara girdim, onu senin için 5 saate çıkardım dedi. Ben 4 saat 57 dakika 40 saniyede yüzdüm ve bir kişiyi de geçmişim. Vay. Yani ben yarışsam şu halimle beni de geçerdim. Ben şöyle kafada kabaca bir hesap yaptım. Yok abi. Ya şu an 3 saate kadar indim. 3 saat 5 dakika civar yüzebiliyorum. Ya buraya kadar iyi güzel ama yani benim burada böyle bir sorumluluk hissettim. Bunu evde denemeyin arkadaşlar. Yani bu bunu böyle biz tamam epik bir hikaye falan ama çok da böyle birilerine bu kadar da gaz vermiş olmuyorum. Doğru mu Murat abi? Bu kesinlikle zaten buralara bir yere ben not etmiştim. Beni asla sporcu örneği olarak göstermeyin. Yanlış örnek olur. Beni vazgeçmek istemeyen, tutunmak isteyen, hadi devam et yaparsın diyen, demek isteyen insanlara örnek gösterin. Çünkü ben iyi bir sporcu örneği değilim. Gençliğimden de vücudumun değerini bilmedim. Gençlere en büyük tavsiyem, en büyük hazineniz vücudunuz. Asla yani sakatlık üstüne gitmeyin. Sakatlığa sebep olacak idman temposuna girmeyin. Çünkü bu sakatlıkların hepsi yaşlanınca bunlar sana geri geliyor. Yani bu dediğin çok doğru. Bu bir bireysel bir hikaye. Bu örnek olacak bir hikaye değil bence de. Bu benim kendi challenge'ım diyelim. Evet, ben de tam olarak öyle düşündüm. Ondan sonraki süreçte yurt dışında yarışlara gittin. Aynı yarış Oceanman, yine Ukrayna ayağına gittim, Odessa'ya. Orada da çok komik hikayeler var. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben hala kendi halinde bir yüzücüyüm. Yüzücü adayıyım. Uluslararası yarışlar buluyorum, kaydoluyorum. Odessa çok güzel bir şehir. Oraya gitmek istiyorum, görmek istiyorum falan. Yarıştan bir hafta evvel de gitmiştim. Sonra bir daha gittim. Yarışın son gününe kadar kaldığım otelde ben başta da söylemiştim ya, eğlence için gittiğim için 4-5 gün öncesinden gidiyorum, geziyorum falan. Kaldım otelde, 4 gündür kalıyorum. Hiç kimse beni tanımıyor, etmiyor, bilmiyor. Normal, çünkü sıradan bir insanım. Ama yarışın olacağı gün otelime gittiğimde bana bir farklı muamele oluyor. Star muamelesi, herkes etrafımda sorular soruyorlar. Ben hiçbir şey anlamadım. Orada da bir kız vardı, Ukraynalı, adı Yulia'ydı. Yulia'ya sordum, ne oldu yani? Neden bana insanlar bu kadar etrafımda sorular soruyor? Bir de çok az bir Rusçam var. İngilizcem %50, Rusçam %20. Anlaşıyorum ama öyle çok değil yani. Bana dedi ki biz seni televizyonda gördük dedi. Nasıl yani dedim. Ukrayna'da haberlere çıktın. Alanya'da kırık ayağıyla 10 kilometre yüzen çılgın Türk Odessa'da. Ya benim hiçbir şeyden haberim yok yani. Benle röportaj da yapılmış değil. Nereden bu? Bunu sonradan öğrendim ki o Türk Odessa sahipleri, CEO'ları Alper'le, adını unuttum şu anki çok değerli bir abi. Oceanman CEO'su Fermin'e söylüyorlar. Bunlar, bu hikaye bunların çok hoşuna gidiyor. Ve beni orada benim haberim olmadan haber yaptırıyorlar. Sonra beni aldılar götürdüler operaya falan. Ben o iki gün oradan şeydim yani, Tarkan'dım. Orada da 10 kilometre yarışında wetsuit mecburiyeti vardı. Ben de hayatımda hiç wetsuit giymemişim. Sırf orası mecbur olduğu için aldım ve 10 kilometre yarışına wetsuitle katıldım. Daha henüz gelmediğimiz bu benim hani sakatlıklarım işte kollarım falan. Sağ omzum kırık, sağ kolum kırık, sağ dirseğimin altında bağlar kopuk. Yani benim sağ tarafım, kolum, omzum sola göre 2-2,5 yıl hiçbir şey yapmadan yatmış bir bölge. O yüzden çok zayıf. Wetsuit'i de giydim. 10 kilometrenin son 600-700 metresi, 500 metresi artık sağ kolum işlememeye başladı ve hiçbir şey hissetmiyordum. Son işte dediğim o mesafeyi sadece sol kolla bitirdim. Wetsuit'le bile bu 3 saat 52 dakika sürdü. Yani normalde 3 saat 20 dakikada bitirebileceğim bir yeri 3 saat 52 dakikada yüzebildim. Çünkü son 500-600 sadece sol kolumla yarışı bitirdim. O da benim için çok acayip bir deneyimdi. Yani ondan sonra wetsuit'in mecbur olduğu yarışlarda en az 2-3 gün önceden tekrar giydim ki alışmak için.
Peki abi, hani kolundaki, omzundaki sakatlıklardan bahsettin. Bunlar futbolculuk döneminden kalma mı, yoksa sonradan hani motosiklet kazası vesaire gibi durumlar mı? Allah'a şükür mü hiçbir motosiklet kazası yaşamadım o şey haricinde, işte yarışa giderken kırık ayak haricinde. Sağ kolum maçta oldu. İki yerinden kırıldı ve kemik 5 santim yukarı çıktı. Şu an sağ dirseğimde o şu an mikrofona bile yapsam o sesi duyarsınız. İsterseniz yapayım. Yapma abi. Dirsekte 4 tane kemik birbirine çarpıyor. O maçta röveşatada oldu. Sağ omzum biraz şey, bir adam olduğum için yani her spor yapacağım diye şeyden atlıyorduk. 15 metreden denize atlıyorduk. Orada yırtıldı sağ omzum. Sonra da sol omzum yırtıldı. Daha sonra da 5 metreden 1,5 metreye atlıyorduk. Şey, hani sığ bölgeye arkadaşlarla işte orada da baktım ki çakılacağım, boynum kırılacağına omzum kırılsın dedim. Omzumu koydum, omzum kırıldı. Böyle yani gençlik hatalar işte, demin de demiştik ya, yani önce vücut, önce sağlığınız, sonra spor. Tüm bu saydığın sakatlıklardan dolayı bildiğim kadarıyla bir aktif spor yapamaz raporun var. Evet, yani tam anlamıyla öyle değil de kısmen doğru. Bu işte ilk sponsorum Speed Life firması, bir giyim firması ve bunlar, tekrar tekrar onlara çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'de değiller. Türkiye'de olmamalarına rağmen, yani benden bir beklentileri olmamalarına rağmen böyle beni desteklediler. Daha sonra gittiğim spor kulübü, ikisi birlikte benim yeniden triatlet olmamı istedi. Ben de triatlet olabilmek için sakatlıklarım var. Daha şu an arada kalan işte futboldan sağ bacağımda 3 tane yırtık kronikleşmiş. Sol bacağımda 2 tane yırtık var. Onlardan dolayı da koşuyu istediğim gibi yapamıyorum. Ama aradan uzun yıllar geçtikten sonra belki hani vücut kendini tamir ediyor diye bir doktora gittik. Triatlet olmak istiyorum. Triatlet olabilir miyim? Yeniden koşabilir miyim? Yeniden bisiklete binebilir miyim? Düşüncesiyle bir kendimizi kontrol ettirelim dedik. İlk önce fizik tedavi merkezine gittim. Onlar beni baştan aşağı bir kontrol ettiler ve iyi bir ortopediste gitmemi tavsiye ettiler. Söyledikleri yere gittim ve muayene sonucu triatlet olamazsın dedi. Yani sağ dizindeki menisküs şu anlık bile ameliyat. Eğer profesyonel sporcuysan şu an ameliyat olman gereken bir menisküsün var dedi. Sağ bacağındaki yırtık kronik. Depar attığından tekrar yırtılabilir dedi. Sol bacağındaki yırtıklar evet eski yırtıklar ama zorlarsan yine atabilir dedi. Bu yüzden koşu yapamazsın. 4 kilometre, 5 kilometre idman temposu içinde bunları yap ama aktif olarak yapamazsın dedi. Bisiklet külliyen yasak dedi. Bu kelimeyi hiç unutamıyorum, külliyen kelimesi. Çünkü bel kayması ve bel fıtığı var. Elinde kaldı sadece yüzme. Ve yüzme içinde doktor dedi ki asla yarışamazsın. Sağ omzunda 9 milim yırtık var. Zaten kemiğin kırık. Yanlış kaynamış. Sağ dirseğin kırık. Sol omzunda da 3 milim yırtık var ve golfçü, tenisçi dirseklerim var. Depar attığın an, sprint yüzdüğün an, havuzda yüzdüğün an bunların hepsi yeniden geri gelecek sana. 2-3 kilometre idman temposu içinde yüz. Yani yarışmalara katılma ama kendi halinde spor hayatını yapabilirsin zorlamadan dendi bana. Ve tabii ki çok koşum çok iyidir. Yani şöyle örnek vereyim size, gençliğimde Belgrad Ormanı'nı bilirsiniz İstanbul'da değil mi? Orada idmanlarımızı yaparken söyleyeceğim süreden anlarsınız. 8 kilometreyi 28,5 29,5 dakika içinde koşardık. Yani koşum da iyidir. Triatlona Çok iyi. başla. Evet, başlayabilseydim hani tabii ki o süreler gibi koşamam 50 yaşında ama yani iyidir. Şu anda 4.40 pace ile yarım maraton koştum. İşte geçen sene 4.10 pace ile 10K koştum. Yani her şey yeniden güzel geliyordu. Başladı ama menisküsüm izin vermiyor. Bu sponsorlarım da işte konuştuğumuzda bana şöyle söylediler. Başarılı sporcu çok. Hangi birine destek olalım ya da hangi birini seçelim? Ama bize ilham kaynağı bir insan lazım. Yani özellikle masterlara 40 yaşından sonra bir şeyler hedefleyen, evde oturan ama bunları
ayağa kaldırmayı hadi siz de yapın. Sebep olacak bir sporcu arıyoruz. Bu sensin dedi. Benim de çok hoşuma gitti. Böyle devam ediyor. Yani bu bölümü böyle evde yapmayın olarak koyacağım abi ben. Kesinlikle, kesinlikle. Ben evde tekrar, eğer bu videolu bir yayın olsaydı lütfen sağ başımın sağ tarafında 5 dakikada bir örnek değildir diye bir şey buton yansın yani. Peki abi şimdi Speed Life firmasından bahsettin, giyim sponsoru. Türkiye'de değil dedin onlar. Başka hani hangi firmalar var sponsorun? Kimler var? Speed Life firması geçen sene Türkiye'ye girdi. İçki spor mağazası başladılar. Yani bu bizim hikayemiz 3,5 yılın üstünde. Geçen sene onlar Türkiye'ye girdi. Şu an Türkiye'de satış yapıyorlar. Hardline firması var. Bilirsiniz herhalde Hardline'ı. Evet, Hardline'ı. Türkiye'nin bir numaralı yani sporcu Beşiktaş Trabzon'un da sponsoru zaten. Onlar beni ürün konusunda gerçekten yani bir istiyorsam 5 veriyorlar gibi çok destekliyorlar sağ olsunlar. Spor salonum Infinity Gym İstanbul Zeytinburnu'nda. Onlar da işte 4 yıl falan oldu destekliyorlar. Bu arada bazen küçük sponsorlar da oluyor. Yani yarıştan yarışa atıyorum bir 10 kilometre yüzeceğim bir yarışta. O yarış için bir mobilya firması ya da başka bir 5 kilometrelik bir yarış için başka bir firma öyle güzellik merkezi falan öyle sponsorluklar da oluyor arada bir tabii ki. Vallahi bu bölüm birazcık kan ter gözyaşı olarak devam ediyor. Ama birazcık ders çıkardın sonrasında. Doğru mu Murat abi? Tabii ki çıkardım. Fizik tedavi merkezinde gördüğüm her şeyi videosunu çektirdim. Yeniden evde onları çalıştım. Kendim internet üzerinde araştırdım. Kendi omuz sakatlıklarımı, dirsek sakatlıklarımı nasıl daha dayanabilir hale getirebilirim. Çünkü şimdi sağ dirsimdeki sakatlığın çaresi yoksa onu etrafındaki bölgeyi güçlendirerek orayı daha dayanabilir hale getirebiliyorum. Şimdi 1,5-2 kilometrede çekeceğim acıyı 8-10 kilometrelere kadar çıkarabiliyorum. Çıkara çıkara ve ben 28 kilometre yüzdüm. Bu fizik tedavi merkezlerinde gide gele kendimi eğitmemle diyebiliriz. Çınarcık Kartal yüzüşüydü. Doğru mu abi? Doğru. Doğru. Kartal Çınarcık. Pardon. Onun hikayesi nasıldı abi peki? Kartal Çınarcık hikayesi aslında benle alakası olmayan bir hikayeydi. Ben oraya beslenme uzmanı olarak girdim. Emre Seven hocamız Türkiye'de Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen ilk Türk. Manş Denizi'ni de geçti kendisi. Benden bir sene önce Türkiye Kıbrıs sola denemesi yaptı. 36 kilometrede bıraktı. Ve beni buldu. Beraber başladık. Ben ona hem pacer oldum yanında. 8, 10, 12, 15 kilometre hem onunla yüzüyordum hem de onun beslenmesinden sorumluydum. Ama bu sırada doğal olarak gelişen bir şey oldu. Ben Emre Seven Hoca ile birlikte yüzerken benim kilometrelerim 13'ten 16'ya çıktı. 16'dan 18'e çıktı ve sonra 22'ye çıktı. Ve bu 21.775 metrede hani bizden daha uzun yüzenler var tabii ki. Ama Türk karasuları içinde yüzülmüş en uzun mesafeydi. Şeyden Silivri'den Marmara Eresi'ne yüzdük. 21.775 metre. Ve bu sırada ben de bir ultra maratoncu olmuş oldum. Normalde benim görevim 10-12 kilometre sonra tekneye çıkıp onun beslenmesini direkt üstlenmekti. Ama bu şekil gelişince en son Türkiye Kıbrıs sola geçişi öncesi bir uzun deneme yapmak istedik. Ve İstanbul Kartal'dan Yalova Çınarcık'a 28 kilometrelik bir mesafeyi yüzmeye karar verdik. Planımız ben daha önce 21.875 yüzdüğüm için ben 22 kilometre yüzüp kendi kişisel rekorumu kıracaktım. Ve sonra tekneye çıkıp 5 kilometreye kadar olan beslenmeyi zaten shakerlarda hazırlamıştım. Teknede bizi besleyecek abileri de hepsini bilgilendirdim. Hangi saatte neyin nasıl verileceğini biliyorlardı.
ve 10 kilometreden sonra da zaten beslenme aralığımızda 35-40 dakikalar indiğinde daha fazla durduğumuz için ben olayı daha iyi kontrol edebiliyordum. En son 20. kilometrede Emre Hoca bana dedi ki, Meto dedi, çok iyi gidiyorsun. İstersen dedi benle devam et dedi. Ederim hocam dedim yani. Ben zaten böyle bir şey bekliyorum. 22 kilometrede hava bozdu. Yani 20 kilometreye kadar her şey çok güzeldi. Deniz çok güzeldi. Biz çok güzeldik. Hızımız, tempomuz, her şeyimiz çok güzeldi ama 22. kilometreden sonra deniz bozuldu. Ve biz de hazırlıksız yakalandık. Yine burada hani tecrübesizlik, ama bu tecrübesizlik aslında yani kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü teknede olanların bunu tahmin edebilmesi gerekiyordu. Bu benim ilk yaşadığım bir şeydi. Güvenlik balonumuz bile yoktu. Çünkü denizde dümdüzdü ya, tekne hep yanımızdaydı. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Ama deniz bozunca güvenlik balonu da olmayınca ve suda iki yüzücü olduğu için ve dalgalar iki yüzücüyü birbirinden ayırdığı zaman tekne yüzücüler arasında gidip gelmekte zorlandı. Bu sırada Emre hocamız da midesinde bir sorun yaşadı. Hocam dedim, istersen benim draftıma gir. Ben kilometrelerce senin draftına girdim. Senin öğrencinim. Hiçbir sıkıntı yok. Sen benim draftıma gir. Bir şey olmaz dedim. Yani öğrencinin arkasına girmekten bir şey olmaz dedim. Ama tabii o anki adrenalin, o anki duyguyla bunu istemedi. Bir kilometre sonra hava daha da bozunca biz birbirimizi kaybettik. 23. kilometrelerde tekne benim yanıma geldi. Sen iyi gidiyorsun, rotan doğru. Emre Hoca'nın rotası bozuldu. Biz onu bulup alıp sana geleceğiz dediler. Gidiş o gidiş. Abi araya gireceğim. Gerilim filmi gibi izler gibiyim. Bayağı gerildim, yaşıyorum yani. Ben olayın içinde birden fazla şahıs var. Hepsi sevdiğim insanlar ama yapılan hatalar çok fazla. Çok yumuşatıyorum, öyle söyleyeyim sana. 23. kilometrede tekne beni kaybetti. Geri kalan işte 5,5 kilometre denizin ortasında tek kaldım. Hava çok kötü, yüzemiyorum. Halüsinasyonlar görmeye başladım. Ördek bakbaklaması duyuyorum. Köpek havlaması duyuyorum. Kafamı kaldırdığımda çok uzakta olan bir gemi, tekrar kafamı kaldırdığımda sanki 2 metre önümdeymiş gibi suyun içinde irkiliyorum. Tabii bunların hepsi beyin oyunları, halüsinasyonlar. Son 1 kilometre artık ben tamamen umudumu kaybettim. Hava kararmak üzere, güneş batıyor. Sol tarafa doğru akıntı var. 1 kilometre akıntıya karşı yüzeceğim. Sağ tarafa doğru yaklaşık 3 kilometre ama akıntı beni itecek. Bu ikisi arasında seçim yapmam gerekiyordu. O kadar düşündüm ki hani kıyıya nereye vursun vücudum, hani ölürsem en azından cesedim bulunsun düşüncesiyle yüzmeye devam ettim, çalıştım. Güneş battı. Güneşin son kırmızılığını gördüğüm an karşıdan bir tekne geldiğini gördüm. Tabii ki bunu ben halüsinasyon zannediyorum. Çünkü o kadar çok gördüm ki hiçbiri gerçek çıkmayınca o da gerçek değildir diye düşündüm. Tekne bir geldi, içinde bana bağırıyor, Murat çabuk tekneye diye. İnsanoğlu işte böyle çok ilginç. O sırada o tekneyi gördüm ya, birden şaha kalktım, gelmiyorum dedim. Ben dedim karaya çıkacağım. Ben buraya kadar yüzmüşüm. Ben yani son 200 metre karaya, yani 200 metre ötedeyim, ben karaya çıkacağım. Kartal, Çınarcık, ben karaya çıkmış olacağım dedim. O ayağım oraya değecek, gelin ne olursa olsun. Tabii bunlar çok fazla tepki gösterdiler bana. Ben de o adrenalinle ters cevaplar veriyorum. En son ne olduysa artık beynimin bir tarafları mantıklı düşündü. Ya dedim, bu adamlar bana bu kadar bağırıyorsa bir bildikleri vardır, bir şey olmuştur. Kaptanı beni kaybettikleri için ve 2,5 saatte bulamadıkları için sorumluluk duygusuyla ve başına bir şey gelme duygusuyla sahil güvenliğe haber veriyor.
Bu bizim yüzdüğümüz mevzuda sahil güvenlikten izinsiz olduğu için bizimkiler korkuyorlar. Yani benim canımın üstüne korku, bir de başlarına bir şey gelecek. Bunların beni tekneye alma sebebi, sahil güvenlik geliyor bizi yakalayacak, içeri atacaklar. Hadi gel tekneye kaçalım. Bunlar beni tekneye aldılar. Benim saatime baktım, 28 bin küsürdü, 150 mi 180 mi neydi? Saatimi durdurdum, tekneye bindim, hiç kimseyle bir şey konuşmadım. Kendimi kameraya kilitledim çünkü hani ben ne kadar adrenalinle dolu olursak olalım, yani mantığımı kaybetmemem gerekir düşüncesini kendimi şartlandırdım. O sırada orada çok sevdiğim insanlar vardı, hakaret edebilirdim, küfür edebilirdim. Bunu yapmamak duygusuyla kendimi şeye kilitledim, kameraya kilitledim ve karaya çıkana kadar hiç odadan, o şeyden, teknenin kamerasından çıkmadım. Tabii beslenemiyorum. 11,5 saat olmuş, yüzmüşüm. Son 5 kilometresi artık işkence ötesi, yani ölümle baş başa kalmalar filan. Beslenemedim tabii ki. Hatta içimde ne varsa onlar da çıktı. Karaya çıktık. Geçen bir saatte ben biraz kendime geldim. Şu an anlatıyorum. Aklıma yine komik bir şey geldi. Bizde komiklikler bitmez. Adım çıkmış ya Deli Meto. Ben ne yaparsam normal geliyor. Yani çok şaşırmıyorlar. Arabadayız. Gidiyoruz. İstanbul Boğazı yarışı var. 22 Ağustos'ta. İstanbul biliyorsunuz yarışı. Evet. Onun da hazırlıkları var bu arada. Beni Koran abimiz arıyor. İslamcıoğlu. Yüzücü, çok iyi bir yüzücüdür abimiz. Metocum diyor, tebrik ederim. Bu cuma akşamı saat 10. Evime gidiyorum. 28.200 yüzmüşüm. 150 neyse. Adam bana ne diyor biliyor musunuz? Metocuğum tebrik ederim. Harika bir iş yaptın. Pazar günü bir 5K yüzelim mi? Ama bir de üstüne şunu söylüyor. Ama diyor sağlam yüzelim. Yarış provası olsun. Koran abi, pazar günü diyorsun. Şu an cuma akşam 10.30 ve ben az önce 28 kilometre yüzdüm. Biliyor musun? Meto sen yaparsın ya. Abi ne yaparsın? 28 ölüyordum ya. Tamam. Tamam diyor. Pazartesi yüzeriz diyor ve yüzdük biliyor musun? Pazartesi 5K yüzdük. Bunun da hikayesi böyle. Hep kısaltarak ve yumuşatarak anlatırım. Bu yani film olacak bir şeydi yani. Evet, gerçekten diyorum ya, ben oturduğum yerde gerildim böyle dinlerken. Ve işte şu şekil diyebiliriz. Bunların hepsi tecrübe. Benim bir özelliğim var. Belki diğerlerinden farklı olan. Ben yaşadığım kötü tecrübeyi mutlaka not ederim. Bir dahaki seferi, hani yapılan böyle bir şey yapılacaksa, ya kendim ya bir başkası, hemen ona akıl vermem gerekiyor. Çünkü ben kötü bir şey yaptım, eksik bir şey yaptım, sen düzelt. Bu mesela bu 28K'da bir güvenlik balonu gibi çok basit bir şeyin bile olmaması kabul edilebilir bir hata değil. Evet, yani açık suda gerçekten, ben açık suyu bırak hani plajda bile şöyle bir yüzeyim dediğimde sürekli böyle açığa doğru bakma ihtiyacı hissediyorum. Acaba bir şey geliyor mu, gelmiyor mu diye. Gerçekten o güvenlik balonunun olmaması öyle bir yüzüşte, dediğin gibi abi, bayağı bir zafiyetmiş etmiş yani. Ben tecrübesiz halimle bile bir irkildim burada. Şeyi sorayım da, hani cold water swimmer ve ice water swimmer olayları var sende bir de. Bilmiyorum, ice water olabildin mi? Olmaya çalıştın ama olamadın gibi bir hikaye hatırlıyorum. Ondan bahsetsene biraz. Doğrudur, doğrudur. Minsk'e bile gittim olmak için ama suyun derecesi yeterli olmadı. Bu denizde yüzdüğümüzde, kış gelmeye başladığı zaman Suadiye Bükü'nde yüzüyorum. Suadiye Bükü'nde abilerimiz bana dedi ki, Meto dedi, biz kışın da yüzüyoruz biliyor musun? Nasıl yani abi? Biz kışın da yüzüyoruz yani, bildiğin Ocak, Şubat'ta, karda. Ciddi misin? Ciddiyim. 20 dakika giriyoruz, çıkıyoruz. Harika bir şey, gel dene. Denemez miyim abi? Tabii ki. Hemen kış geldiğinde bunlarla yüzmeye başladım ama bunlar 20 dakika yüzüp çıkıyor. Tabii Bana wetsuitsiz bu, değil mi? Bu arada araya tabii gireyim. tabii wetsuitsiz. Wetsuitsiz. 20 dakika beni kesmedi. Çünkü hani ben diyorum ki bunlara, ya ben İstanbul'un Avrupa yakasında oturuyorum, Anadolu yakasına geliyorum, 20 dakika için mi? Ben dedim daha fazla yüzeceğim. Kendime de bir kafa dengi adam buldum. Gitgide süreleri arttırdık. 30 dakika, 35 dakika, 40 dakika. En son 2021'den 22'ye girerken
Yılbaşında 11 derecede 82 dakika yüzdüm. O da benim kişisel rekorum. Ondan sonra Cold Waters'ta artık gelebileceğim bir nokta yoktu. Icewimmer olmak istedim. Icewimmer en iyisi de Rusya Arktik'te X-Waters organizasyonu düzenlediği bir yer. Ama bildiğiniz gibi bu döviz olayları, savaş filan artık oralara gitmek hayal. Ben dedim hani nasıl bunu gerçekleştirebilirim? Bu Mayıs ayıydı. Mayıs ayı yaz da geliyor. Suyun derecesi de düşmemesi gerekiyor. Minsk'te bir ormanda yani suyun 5 derece olduğunu duydum. Oraya gittim. Minsk'ten de oraya orman 2 saatte gittik. Suya girdim. Hani 4 derece 5 derece demişlerdi su bana. Suya girdiğim an ben bunun hani 4-5 olmadığını anlamıştım. Ama sonuçta onlar öyle dediği için yüzdüm. 18 dakika falan kaldım herhalde suda. Çünkü daha fazla kalabilirdim. Bu suyun o derece olmadığını ben aslında hissetmiştim. Ama orman o kadar güzel, ortam o kadar güzel ki hani bunun keyfini yaşamak istedim. Gittim gölün ortasında sabit durdum. Bütün ormanı seyrettim. Bir hiçliğin ortasında tek başımayım. Su 6,5 derece çıktı. Karaya çıktım. Ondan sonra benimle çok iyi ilgilendiler. Suyun derecesi de 6,5 çıkınca ya sen bu 5 de olsa yüzerdin, 4 de olsa yüzerdin. Ta Türkiye'den buraya geldin. İstersen biz bunu sana 5 derece diyelim. Tabii benim karakter buna izin vermiyor. Yok dedim. Teşekkür ederim. Hani 6,5 yapacak bir şey. Cold Water'a devam. Şey mi bir sertifika gibi bir şey mi veriyorlar o halde? Hani ice. Yani evet yani Icewimmer 5 derece 6 oluyor. O zaman sertifika yani Icewimmer oluyorsun. Bunun da zaten 2 yıl mı oldu? Ya 2 yıl oldu ya geçen sene tam emin değilim. Dünyada da bir şampiyonası başladı. Dünya buz yüzme şampiyonası. Ama hep aynı şeyde takılıyoruz. Ülkemizdeki işte bu dövizin çok yüksek olmasından dolayı o yarışlara gitmek sponsorla bile hayal. Benim manş yüzme hayalimin gerçekleşmemesi gibi. Yani manşa gidecektim. Bu döviz mevzusundan o da yaptı. Yani bu soğuk su olayı bizim için de bir acı bir tecrübe olmuştu abi. Biz dediğim gibi çok yeni yani bu spor olaylarına girdik. Onur'la Gelibolu Triatlonu'nda biz bir wetsuit siparişi vermiştik. Bu wetsuit bu yurt dışından ithalat 150 euro sınırına takıldı ve yarış gününe yetişemedi. Gelibolu'da işte 3,9 kilometreydi. Pardon kaçtı Onur ya? Yanlış söylüyorum. 2,1. 2,1 doğru. O Ironman mesafesiydi pardon. Şeyden start öncesi bekliyoruz. Herkes böyle kulağına kadar wetsuit giyen vardı böyle. Bizim üzerimizde sadece trisuit var. Herkes bize bakıyor. Siz fakirsiniz galiba falan muhabbetleri yapıyorlar, gidiyorlar falan. Şey vardı bir de Ümit Çelik'in videosunda senin bir görüntüler vardı ya böyle giriyor suya yüzüyor falan çıkıyor sen hala suya girmeye çalışıyorsun. Ama gerçekten çok soğuktu. O gün de su 15 dereceydi. Murat abinin dediği su 5 derece. O yüzden hani birazcık kendime hep o manada ya çok soğuk diye acındırıyorum. Utandım şu an kendimden bu manada. Sen en son manş hedefi dedin. Var mı abi başka sportif hedefler? Bundan sonra fırsat bulursam yapacağım dediğin yüzme veya farklı etkinliklerde hedefler? Tabii ki ben Cebeli Tarık'a başvurmuştum. Yine bu yoğunluktan ve korona mevzusu yüzünden çok uzun süre bana cevap gelmediği için biraz da tepkili olarak sosyal medyamı da kullanarak Cebeli Tarık artık sana ihtiyacım yok. Kendi Cebeli Tarık'ımı yüzüyorum üstüne de 5 koyuyorum diyerek Marmara Ereğlisi Silivri 22 kilometre yüzdüm. Cebeli Tarık'ı attım o şeyden listeden. Sonra manş hedefim oldu ve sponsorlarımın da desteğiyle manşa gidecektim ama bu konuştuğumuz ve okeylediğimiz zaman da Türk lirasıyla gidip gelmek her şey 70-80 bin lira arasıydı. Ve bu 2022 yani bu yazın olabilecek bir konuydu. Bu geçen sene böyle konuşmuştuk ve şu an oranın maliyeti 200 bin liranın üstüne çıktı. O yüzden yani çok sağlam yani bir belediye desteği ya da büyük bir firma desteği olmadan
kendi paramızla oralara gitmek bizim için hayal. O yüzden ben manşı ve uluslararası uzun mesafeleri listemden çıkardım. Belki de bu daha da iyi oluyor. Neden daha iyi oluyor? Çünkü kendi mesafemizi, kendi denizlerimizdeki rotaları kullanmama fırsat oldu. İşte bu Kartal Çınarcık gibi yeni rotalar var şu an. Suadiye'den tekrar Çınarcık'a ve 41 kilometre. Ondan sonra da Yeni Kapı'dan, İstanbul Yeni Kapı'dan biliyorsunuz feribotları değil mi? Evet. İşte oraya İdo'ya gidip ben sizin İdo'nun gemilerinizin yüzdüğü bu rotayı yüzerek geçmek istiyorum diyeceğim. 45 kilometre hedeflerde bulunuyor. Vallahi gayet etkileyici hedefler benim açımdan. Ben yani 2000 metreyi bile yüzecek olduğum zaman gözümde büyüyor. Böyle bu sayılar inanılmaz geliyor bana. Sana klişe bir soru soruyorum Murat abi, hazır mısın? Hazırım. Ne düşünüyorsun abi bu kadar yüzerken? Ama bunun cevabı çok uzun. Yani bak şu an buna öyle komik cevaplar veririm ki yani çocukluğundan başla, tamam mı? Hiç böyle aklına hani unuttuğun şeyleri de dahil et. Öyle şeyler anlık olarak böyle bir şak 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 olarak yarım saniyeliğine bile geliyor ve daha ötesini söyleyeyim sana. Aynı anda 3-4 şey düşünebildiğimi öğrendim. Beynimizin böyle bir fonksiyonu var aynı anda. Aynı saniye içinde 3-4 ayrı şeyler geliyor beynin. Yani beyin oyunları diyoruz ya, akıl oyunları. Böyle şeyler. Evet abi, süpersin vallahi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Murat abi. Süpersin. Yani teşekkür ederim ben. Çok de. Çok etkileyici bir hayat hikayesi gerçekten. Çok keyifli bir sohbet oldu abi. Umarım bir gün böyle ben de bir yüzme yarışına katılırsam gelip yüz yüze de tanışırız. İnşallah. Tekrardan dinleyicilere de bu bölümde anlatılan şeylerin tamamen kişisel hayat tecrübesi olduğunu, evde denememeleri konusunda tekrardan uyarılarımızı yapalım. Evde, karada, denizde. Evet. Çok teşekkürler abi. Çok keyifli bir sohbetti. Kendi adıma teşekkür çok keyif ederim aldım. Ben de. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi antrenmanlar. İyi akşamlar. Değişim Alanı Podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.